Sayın Irmak Güngör. Hiçbir etki altında kalmadan Atlas Kandemir eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Bilmiyorum. Dediğim olacak işte abla. Ne olacak Yasemin? Önünde sonunda bu iş ortaya çıkacak abla. Biz sadece geciktiriyoruz. Buraya kadar işte. Yasemin sus. Bir daha sakın buraya kadar deyip durma, yeter. Abla ben gideyim polise teslim olayım. Lütfen dayanamıyorum artık. Lütfen teslim olayım ben. Hayır sus. Sus, seni kimseye vermeyeceğim, duydun mu beni? Belki yanlış, belki adil değil biliyorum ama seni hiç kimseye vermeyeceğim. Yemin Hanım heyecanlandı galiba. Sorumu tekrar ediyorum. Sayın Irmak Güngör. Kızım. Irmak. Çok affedersiniz. Tamam. Ben hallediyorum. Tamam. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım ki. Nedir bu başımıza gelen? Araç şu an çalışır vaziyette hazır. Yasemin aç şu telefonu Yasemin. Düğününü göremedim abla. Hayır. Hayır Yasemin sakın yapma böyle bir şey. Neredesin? Uzunca bir sürede göremeyeceğim seni. Affet beni abla. Geliyorum, seni kimseye vermeyeceğim, duydun mu? Vermeyeceğim seni kimseye, bekle beni. Yasemin sakın bir delilik yapayım deme bak. Abla bitti artık, anlasana. Hayır ablacığım hiçbir şey bitmedi. Bitmedi hiçbir şey. Bak ne olursun bir delilik yapayım deme. Ben geliyorum, tamam mı? Bitmedi Yasemin, lütfen bekle beni. Irmak! 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 Geliyorum ablacığım. Lütfen yapma böyle bir şey. Lütfen. Alo. Abla. Abla o ses ne? Irmak!
Yan sokaktan fırlayan bir araba. Yolda açılan bir çukur. Başımıza düşen bir saksı. Asker uğurlarken havaya sıkılan yorgun bir mermi. Canı tenden, bizi sevdiklerimizden koparmaya. Bir saniye öncesi içimizi sıkan büyük dertlerimizi anlamsız kılmaya yetiyor. Unutuyoruz. Hayata pamuk ipliğiyle bağlıyız. Unutuyoruz.